Merhaba arkadaşlar, ben Berkay ve hoppa, bir saniye arkadaşlar, ses, oh tamam. Evet, normalde bunu yapmayı seviyorum arkadaşlar, böyle ses falan ayarlamayı ya da unutuyorum ta şey ya. Ama geçen bölüm bayağı bir zamanımızı kaybettim arkadaşlar, evet. Videoyu daha ayarlamadım arkadaşlar ama kesinlikle kesmeliyim. Bazı kısımlarını birazcık daha uğraştıracak beni video ya, uğraştıracak. Çünkü neredeyse yanlış gidebilecek her şey yanlış gitti arkadaşlar, öyle diyeyim size. Öyle bir videoydu. Hoppa. Mesela ha, bu tekneyleyiz şu an. Ya da gemi mi? Neyseydi artık. Oh, great sounds. Hani yanlış gidebilecek her şey yanlış gitti arkadaşlar. Neden? Ne gibilerinden sorabilirsiniz. Başka bir tane daha bir gemi vardı. Ben başka bir gemiyle geldim buraya ve o gemiyi değiştirdim arkadaşlar. Böyle bu gemiye değiştirdik. Bu gemi daha güzel. Daha güzel ama abi diğer gemide şey kaldı. Bir tane bir upgrade kaldı. O upgrade'di hani bu gemiye getiremedim. Böyle videoda göreceksiniz. Ya da görmüşsünüzdür eğer baktıysanız ama ha, burada bunlar da şey buradaydı. Hani yanlış gidebilecek her şey yanlış gitti arkadaşlar. Şimdi tekrardan şey yapmalıyım. Gemiyi şöyle ayarlayalım bakalım. Evet, burada bu upgrade arkadaşlar alamadım. Alamadım çünkü şöyle diyeyim. İlk gemiye koydum ben bu upgrade'i ve şöyle alalım şunu hemen. Onlar bayağı uzağa atlıyor bu arada. Şunu fark ettim. Elinde bayağı bir top olmuş lan. İşte şöyle şuraya koydum arkadaşlar tekneyi. Şey. Upgrade'i. Şöyle şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir şeyler yaparsanız belki de en iyisi. Az önce bu taktiği yapmadım ama mesela deniz anaları gibi şeyler, deniz kızları deniz kızı gibi şeylere karşı böyle bir şeyler yaptım aslında ama neyse, hemen şuraya geleceğiz arkadaşlar. Şurada bir tane fast travel olmalı ya. Şöyle alın şunları. Şöyle alacağız. Şurada da bir tane fast travel olmalı. Your maximum health has increased. That's good, sire. Dead masters bring me out in a rash. Şey de birazcık değişti lan. Ama canımız yükseldi arkadaşlar. Bir bu çok iyi bir şey. Oh.
Evet, sonuncu yere gidiyoruz arkadaşlar. Sonuncu yere. 1, 2, 3. Oradaki şeyleri yaptım. Burada sadece bir tane bir kapı kaldı. Ben de buraya gelmeliydim. Tamam. Ama bu arada arkadaşlar, sesim gitti lan. bu atmosferi sevdim ben. Böyle kuşlar falan var. Barımız hala o kadar çok değil arkadaşlar ama genelde bir şey yapacağız. Toplama yapacağız ya. Şehre ben daha gitmedim. Şehri yerle geçirme bu bölümden sonra belki de yaparım arkadaşlar, belki de. Ele geçirme demişken yapmaya başladım ben. Ele geçirmeye çalışmak istedim şu adamı. Oysa ki yani bunları ele geçiremeyiz arkadaşlar. Hani benim bildiğim kadarıyla adam önce yeşil olmalı ki öyle geçirebilin eve, ele yani. Oo, bayağı bir şeyler aldık ama. Hatırlamıyorum bunlar sahiden ne içindi lan? Hatırlamıyorum sahiden. Lan! Bari şöyle şey yapsak bari. Değil mi? Olabilir mi? Tamam. Minyonlar en azından benden daha hızlı. Oha. Ya ben de girebilirim buraya. Ama oyun birden çok daha iyi ya. Ne bileyim böyle. Bayağı bir gelişme var arkadaşlar, 1'e kıyaslayınca. Bu oyunun Wii versiyonu da vardı arkadaşlar ama ben Wii versiyonunu hiçbir zaman oynamadım ya. Oynamak isterim ileride. Eğer kendime bir tane bir Nintendo şey alırsam, Nintendo Switch miydi bu lan? Yenisi Switch miydi? Eğer Switch alırsam galiba şey ya, eski oyunları da oynayabilirsin. Nintendo en azından öyle bir şeyler yapıyordu. Mesela Wii oyunlarını Wii U'da oynayabilirdiniz ve GameCube oyunlarını Wii'de oynayabilirdiniz böyle. Öyle bir şeyler yapıyordu Nintendo sanki. Abi en ilginç konsolları Nintendo yapıyor şimdiye kadar ya. Ne bileyim. GameCube mesela arkadaşlar, bildiğiniz bir tane bir kutu. Bir tane bir Rubik küpü gibi bir şey yani. Biraz, tabii ki de daha büyük ama abi. Yani çok ilginç hani böyle şekil falan. Normal bildiğimiz konsollar CD player gibi bir şeyler aslında arkadaşlar. Böyle DVD player'lar vardı ya. Hadi lan. Hani en azından bana öyle geliyor ya. Nintendo'nun böyle alışılmadık şeyleri.
Fikirleri. Çok ilginç fikirli adamlarla. Evet, kapıları açtık. Evet yani nasıl desem arkadaşlar, Nintendo ile Sega mesela, Sega da eskiden konsollar falan yapıyordu. Sega Genesis, Saturn ve neydi o? Dreamcast mıydı? Evet, Dreamcast'tı galiba. Bir tane daha vardı sanki ama unuttum onu. Onlar da bayağı bir enteresan şeyler yaptılar abi ama. Çok şeydiler ya, nasıl desem. Hani Nintendo eğer kullanışlı bir şeyseydi arkadaşlar, Sega birazcık tam tersiydi. Böyle hani fikirleri bir gördüğünde abi, mesela Sega'nın şeyleri, diskleri, laser diskleri miydi onlar neydi? Hani normal disklerden daha kötü müymüşler, neymişler onlar? İnsan bir düşünüyor abi, siz ne düşünüyorsunuz bu şeyi yapınca, hani bir soru işareti şey yapıyor kafasında insanın. Abi laser diskli olayı ne? Neden siz ona bir tane güzel bir diskli şeyle yapmıyorsunuz bir şeyler? Ya da onun gibi şeyler. Ne bileyim, çok enteresan bir şeydi. İnsan hani düşünmeden edemiyor abi. Daha fazla elfleri yok etmeye falan dedi. İşte abi, insan düşünmeden edemiyor. Acaba değişseydi bunlar birazcık, nasıl bir farklılık oldu ya da. Mesela belki de Sega hala şey yapacağı da, siz söyleyin, konsol yapacağı da eğer fikirleri birazcık daha normal ya da daha farklı mı desem? Normal aslında, normal şu açıdan normal arkadaşlar, hani normal CD yerine. Gerçi GameCube'da o zaman küçük CD'ler kullanıyordu. Sega ise büyük diskleriyle kullanmaya başladı ama ne bileyim abi. İnsan bir düşünmeden edemiyor. En azından ben edemiyorum. Şimdi Sega sadece oyun yapmaya başladı ve oyunları da aslında bazı güzel oyunlara şey yaptı arkadaşlar Sega. Mesela Vanquish, Bayonetta ve ikisi en azından aklıma geliyor şu anda arkadaşlar. Vanquish çok benim çok hoşuma gittiğim bir oyun, hani abi. Çok çok iyi bir oyun Vanquish abi. Bayonetta da bayağı bir güzel bir oyun arkadaşlar. Bildiğiniz Devil May Cry gibi bir şey. Ama İşte Devil May Cry, aynen Devil May Cry gibi. Ve yanlış hatırlamıyorum, yok, Devil May Cry Capcom'du ya, Capcom'du. Capcom, bizim Capcom abi, Capcom. Hoppa! İttiler. Adam öldü. Kaybettik.
Evet. İşte burada yeni yer ya abi. Ve işte burada örümcekler arkadaşlar. İlk defa oynadığımda bu oyunu abi ne kadar iğrenç şeyler olduğunu demiştim kendime. Ve hoppa yeşil orklar falan almaya başladık. Ne demek oluyor? Bu yeşilleri açmaya zamanı. Oley, oley, oley. Evet arkadaşlar, burada yeşilleri atacağız ve enteresan bir şey, enteresan bir şey daha var arkadaşlar. Bu oyunda eğer fark ettiyseniz birkaç değişiklikler oldu. Mesela artık kahverengileri sırtlarına atlayamıyor insanların. Mesela birinci oyunda kahverengiler atlayabilirdi. Yapabilirdi bunları arkadaşlar. Bildiğiniz yeşilleri taklit ediyor gibi bir şeydi. Tabii ki de yeşiller bir tık daha iyiydi o konuda. Hani daha fazla hasar veriyorlardı. Daha böyle güçlüydüler o konuda. Ama kahverengiler de yapabiliyordu bu olayı. Yani öyle bir şey vardı. Bu oyunda öyle bir şey yok. Sadece yeşiller düşmanların sırtlarına, arkalarına atlayabilir ve onlar atladığında arkadaşlar gene güzel bir hasar veriyorlar. Hatırlamıyorum ne kadar OP'diler yani. Birinci oyunda bayağı bir güçlüydüler yeşiller ya. Hani yeşillerle birlikte mesela şey yapın arkadaşlar. Şeyi yenebilirdiniz, siz söyleyin. Arenadaki bütün düşmanları yenebilirdiniz gibi bir şey arkadaşlar. Öyle bir olay vardı. Yeşillerle öyle bir olay vardı. Bu oyunda bilmiyorum, hatırlamıyorum sahiden öyle bir şeyler var mı yoksa ben mi yanlış bir şeyler hatırlıyorum, ama yeşiller bu oyunda arkadaşlar örümceklerin üstüne binebilir. Mesela burada bu oyunda kahverengiler nasıl kurtların üstüne biniyor ya abi. Burada da yeşiller şeylerin üstüne binebilir. Örümceklerin üstüne ve onları kullanabilirler arkadaşlar. At gibi bir şeyler. Bazen duvarlara biniyorlar. Böyle yerlere bindiklerini hatırlamıyorum. Bazı duvarlara biniyorlardı sanki. Bize yardımcı oluyorlardı. Hani bayağı bir güzeldiler abi. Ve burada işte kendimize en az 10 tane şey bulmalıyız arkadaşlar. Minyon bulmalıyız ki gemimizi gene şey gene bir forest şeylere bakıyorum ya. Kayıp mürettebatı bul. Evet. Bari şu görevi alalım da arkadaşlar. Bizim şeylere, kankaları en azından bir bulma şansımız olsun değil mi? There you are. I knew you'd make it. Apologies, sire. We lost your signal for a while there. Glad to see you're not dead. Now, head for the gate Grubby set up. I thought you Signali might have been kaybettik arkadaşlar. distracted by a certain scenic local. I heard that. According to rumors in the spawning pit, the Empire hasn't taken over all of Everlight. Apparently, there are still elves hiding in the jungle. Smash those stinking flowers, sire. It'll distract those insects. Ve Evernight arkadaşlar bildiğiniz Marmaris, Antalya böyle tatil yerleri gibi bir şey arkadaşlar. Hani öyle bir yer arkadaşlar, böyle bir şey. Bizim yapmamız gereken şimdi şeyin yanına gitmek. Kuleye gitmek ya. En azından teleportun yanına gitmeliyiz ki şey birazcık orada işler ilerlesin hikaye olarak.
Ama arkadaşlar evet ya. Ya Evernight tatil yeri gibi bir şeymiş, şöyle anlatıyordu. Şey ama imparatorluk burayı ele geçirmiş gibi bir şey arkadaşlar. Tamamını değil, çoğunu. O yüzden ilk başta gördük böyle imparator bayağı kusmalar falan, eğlenmeler, bilmem neler, bilmem neler. Öyle bir şey gördük arkadaşlar. Ve bir tane bir kadın gördük arkadaşlar. Bu o bizim ikinci eşimiz gibi bir şey olacak arkadaşlar. Şöyle diyeyim, bu oyunda farklı bir şeyler var, farklı bir sistem. Nasıl desem, birinci oyunda iki tane şey seçebilirdik arkadaşlar. İki tane eşten birini seçebilirdik. Bir yeri sanırım Violet'ti. Ve bu kadınlar elflerin en güzelleri falan gibilerinden diyorlar. Neden diye sorabilirsiniz. Bunun ne güzelliği falan var. Birinci oyunda eğer hatırlarsanız arkadaşlar, Mother Goddess diye bir karakter var, bir heykel gibi bir şey. Ve bunlar da kendilerini bilerek zorla yediriyorlar. Hani zorla sumolar gibi böyle kendilerini bir şey yapıyorlar arkadaşlar, şişmanlatıyorlar. Mother Goddess'e benzemek için. Abi senin gücün ne kadar... Evet. Böyle ona benzemek için kendilerini bilerek şişmanlatıyorlar arkadaşlar. Şimdi bu hani nasıl desem... Normalde arkadaşlar elflerin, hele gene elfler, evet normalde elfler çoğunlukla böyle zarif, narin, güzel bir şeyler olurlar ya, bu da hani güzel bir komedi yapmışlar, güzel bir parodi yapmışlar da şey adamlar. Hani normal elf olayına. Normal elflere karşı böyle komik bir olay yapmışlar arkadaşlar. Komik bir parodi. Böyle nasıl desem, insanlar böyle şeyler yapınca çok hoşuma gidiyor. Hani normal bir beklentiniz olur. Mesela Elfer'in normal beklentisi ne arkadaşlar? Bizim hani artık bütün animeden ya da bilmem neden başka filmlerden böyle bir beklentileriniz oluyor ya. Burada arkadaşlar, burada da bir beklentimiz oluyor hani elfler, elf kadınları çok güzel, oh mis gibilerinden ya. Burada işte tam tersi, o beklentiyi alt üst yapıyor. Böyle olayları hoşuma gidiyor ya, böyle insanlar normal dışı bir şey yapınca arkadaşlar diyelim. Mesela animede de bayağı bir hoşuma giden şey o ki, normal bildiğimiz şeyleri bayağı bir değiştiriyorlar adamlar arkadaşlar. Her gene Japonlar o konuda çok iyi bence. Ama en azından bize öyle geliyor belki de arkadaşlar. Çünkü onlar için çok normal bir şey olabilir. Yeşiller lazım diyor. And see if you can sniff them out. Ve yeşillerin yerini bul efendimiz diyor. Ama evet, geriye gidiyoruz arkadaşlar. Eski minyolarımı birazcık bulmalıyım ben. İşte neyi konuşuyorduk? Anime falan konuşuyorduk. İşte bu uçma gidiyor arkadaşlar. Hani
bizim için normal bir şey, belki de normal olmayan bir şey, onlar için çok gayet de normal olan bir şey gibi bir şey, ne bileyim. Öyle gibime geliyor, belki de öyle değildir ama. Hani orada nasıl desem, her bir kültürün farklılığı var ya, belki de işte o da şey, onlar için, bizim için farklı olan onlar için normal gibi bir şeydir belki de. Ama o olaylarını hiç seviyorum ya, Japonların. Normalde çok komik bir şeyler, çok komik bir şeyler yapıyorlar. Anime bakmamın sebebi de o arkadaşlar. Hani çok bazen şeyleri çok değiştiriyorlar ya. Beklentilerinizi çok değiştiriyorlar arkadaşlar. Çok farklı beklentiler yapıyorlar adamlar. Hani bir şeyin şöyle olmasını beklerken siz bir bakıyorsunuz, aa öyle bir şey yok. Ha evet. Şöyle geriye gidiyoruz şimdi. Keşke nasıl desem, birkaç tane minyon daha fazladan alsaydım yanıma arkadaşlar ben ya. Çünkü burada bayağı bir zorlandım şeyle. Şu elf kadınla. Böyle 4 minyon az oldu oraya ya, az oldu. Birkaç tane fazladan minyon alsaydım güzel olurdu mesela, şuraya gelseydim. Ama ben olabildiğince çabuk şey yapmak istedim arkadaşlar, siz söyleyin, olabildiğince çabuk senin yanına gitmek istedim. Olabildiğince çabuk teleportun yanına gitmek istedim ve keşke önce buraya gelseydim, en azından 6 minyonla birazcık daha bir şeyler yapabilirdim. Hani gene zor değildi arkadaşlar. Bayağı bir hasar aldım. Onu evet öyle, ama arkadaşlar bayağı bir zamanımızı aldı bu şey. O dövüş ya. Ve ben görüyorsunuz burada geri gelmek zorunda kaldım şu 2 milyon için. Yolda gelirken alsaydım hani, o zaman daha iyi olacaktı ama neyse, ne yapalım artık. Ha, şöyle şuradan, evet tamam, bir şeyler anladık gibi geliyor. Bir 10 dakikamız daha var arkadaşlar. Yanlış yere mi? Yok, yanlış yere değil. Düşünüyorum ne yapsam diye, videoyu bitirsem mi yoksa devam. Videolar hani uzun arkadaşlar, uzun, ama böyle oyunlarda uzun olması şart gibi bir şey. Normalde benim sevdiğim video uzunluğu böyle 25-30 dakika arası gibi bir şeyler arkadaşlar. O kadar daha uzunluğu, o kadar daha iyi değil ya, o kadar iyi değil. En azından benim hoşuma gitmiyor, ne bileyim. Hani burada arkadaşlar bildiğiniz şey yapıyorsunuz. Siz söyleyin. Bari şunları alayım ya. Şu minyonları alayım. Birazcık uzatabiliriz bir videoyu ama. Nasıl desem arkadaşlar, bu videoya bakarken video oyunu şeyini izliyorsunuz. Türk dizisi izlemiyorsunuz. Böyle 1,5-2 saat bir dizi. Bu şimdi ne olacak? Büyü mü olacak? Yeni büyü mü olacak? Bakalım, şöyle gel buraya. Heh, tamam, gidin. It's a forge stone, sire. Giblet is very keen to see what that unlocks. Aa. Tamam. Yeni ekipman için bir şey arkadaşlar, bir taş.
Evet işte bu da Mother Goddess'in başka bir versiyonu gibi bir şey arkadaşlar. Burada yalnız gidiyoruz galiba. Vay panda. What kind of teddy-shaped monster is this? I've never seen anything like it, even in the lands around the old tower. Hiçbir zaman böyle bir şey görmedim. It's repulsive. My eyes. Oh, what wonderful fur that beast has. I bet it would look much better on me though. Çok güzel bir kürkü var. Bende daha iyi gözükür falan diyor. Ya abi saldır. Of abi. Aa yo bu şey beni yiyecek. Bir beni lime lime çiğneyecek resmen. Dur abi ne kadar yavaş alıyor bu şey. Oha. Şey beni lime lime yiyecek arkadaşlar. O yüzden hiç gerekmiyor. Ha bu da arkadaşı mı? Best to leave that monster to its munching, sire. It has a taste for that tall grass. Bırak yesin ot efendimiz diyor. Yanlış yere gidiyorum gene değil mi? Neredeyse onların kokularını özledim de. Hayranınız olmalı çünkü size saldırmadı efendimiz diyor. Parlı yeşilleri alalım şurada arkadaşlar gelmişken ya. Alabilirsek eğer. Çünkü bu yeşiller pandaya karşı iyi bir şey olacak ya. Savaş gibi olacak. Şöyle geziniyorum burada arkadaşlar. Aa olmadı. Panda. Şeye bakıyorum arkadaşlar. Zırhıma bakıyorum da. Abi bildiğiniz adamda şey var ya. Doritos bedeni var. Böyle geniş omuzlar, ince bel gibi bir şey. Hani bildiğiniz üçgen şeyi bedeni var. Bildiğiniz Doritos. Ben illa saldırmalıyım bir şeylerle burada. Ama minyonlarını da getiremiyorum şimdi aklıma geldi. Vay ne yapacağız? Ne yapacağız? Fikir söyleyin arkadaşlar. Fikir söyleyin. Ha, tamam anladım. Anladım galiba ne yapacağımızı. Bizi La. Evet. Yeşillerin arkadaşlar burada oyundaki olduğu gibi hani diğer oyunlarda olduğu gibi görünmez oluyorlar böyle. Görüyorsunuz hani ne kadar çabuk yediler adamı. Bu oyunda da o şey var ya, küçüller bu oyunda da. Bu oyunda da o olayları var ya.
burada çoğalıyorlar. Adamlar emin değilim bu oyunda daha hızlılar mı? Birinci oyunda sanki birazcık daha hızlıydılar normal şeylerden arkadaşlar, normal minyonlardan. Aa, oldu. Hani görüyorsunuz arkadaşlar tak 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 birkaç kere saldırdılar, bayağı bir şey yaptılar. Bayağı bir hasar verdiler adam. Bayağı bir şey, canım da gitti benim ama. Ve bu oyunda o kadar çok şey değiştirmeyeceğim sanki ben ya. O kadar çok zırhımı değiştirdiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Normalde normal zırhla hep devam ettim bayağı bir uzun bir süre ama silahlarımı daha sık değiştiriyordum sanki. Çünkü birkaç tane çok güzel silah vardı arkadaşlar. Mesela bir tane silah vardı arkadaşlar. Zırhınız diyorum. Canınızı dolduruyordu. Başka bir silah manınızı dolduruyordu ve ben bayağı uzun süre şu manla dolduran kılıçla sanırım, yanlış hatırlamazsam. Manla dolduran kılıçla bayağı bir ilerledim. Çünkü eğer yanlış hatırlamazsam ileride bir tane bir yetenek olacak. Yani manlanızı yükseltecek arkadaşlar. Daha doğrusu mananızı yükseltecek diyorum. Yetenek şöyle bir yetenek arkadaşlar. Mananızı yükseltecek değil, mananızı yükseltmeyecek. Yapacağı şey şöyle bir şeyler arkadaşlar. Canınızı dolduracak manayla ya. Canınızı dolduracak. O birdenbire şey söyleyin cümleler şey kelimeler gitti kafamdan lan. Hani kelimeler uçtu kafamdan ama evet, mananız canınızı dolduracak ve kılıçla şey yaparsanız, eğer sürekli manla doldurursanız. Bir tane daha. Yapsam mı diye de düşünüyorum ya. Şöyle bir save point gibi bir şey bulabilirsem eğer arkadaşlar, videoyu bitireceğim orada ama burada bitirmek istemiyorum ya. The Mother Goddess will prevail. Burada bayağı bir hızlı bitirdik arkadaşlar, canını görüyorsunuz. İlk yani ilk dövüşteki gibi değil arkadaşlar. Tabii ki de daha fazla minyonlarımız var da. Ha, öldü. Hani şey yapamıyorum ki. Ha,
Hani tek sefer değil, yarı cana indirdik. Normalde eğer tek ne kadardı o? Şöyle gelin şuradan saldırın. Dört beş defa da şey ilk defa aldığımızda 4-5 kere böyle bir şey yapmamız gerekti arkadaşlar. Dövüşmemiz gerekti 4-5 defa ki şey yapabilirim diye. Yenebilirim diye. Ama iyi ya, iyi, güzel. Bu sefer çabuk aldık hani. Yeşiller gidemiyor oraya. Ya şey, kahverengililer gidemiyor oraya. Aman da yok lan. İnsan birazcık bir ekstradan bir manna verir ya. Hop, şarkılar burada birazcık değişti arkadaşlar, fark ederseniz. Şarkı değişti yani, bir tık daha sen farklı oldu. Eskiden sadece kuş sesleri falan duyuyorduk, şimdi şimdi bildiğiniz şarkı duyuyoruz ya, bildiğiniz şarkı duyuyor. Hani kuş sesleri duymuyorum en azından ben. Aynen, yok. Bundan 12 mi 24 tane mi ne vardı bunlardan ya? Bu şeylerin nadir olduğunu biliyorum ama. Ama şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Artık canım çok daha kolay iniyor yani. Bayağı adamlar daha sıkı dövmeye başladılar beni. Daha böyle sağlam bir şekilde şaplatıyorlar. Tamam, iyi, güzel oldu böyle ya. Evet. Evet. Tamam, en azından kurtardık şeyleri. Şimdi buraya buradan gidebilirim ama gitmeyeceğim arkadaşlar. Hatta tam tersi, artık eve gidiyoruz. Birazcık. Oyunu safe'leyip burada durduracağım arkadaşlar. Ve abi her defasında unutacağım bunu. Şimdi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şurada almaya çalışacağım şeyleri ya. Siz söyleyin. Save game var. Evet. Burada almaya çalışacağım şeylerimi. Siz söyleyin. Nordberg'ı şey yapacağız, alacağız arkadaşlar, burada ele geçireceğim sonunda. Çünkü çok
şey bir şekildeydi. Ya böyle evlerin kapısını hep açmalıydım. Sıkıcı bir şekilde ele geçiriliyordu Nordberg ya. Şimdi en azından çalışacağım burada. En azından zaten ne var, ne kaldı lan? 100 tane kişiyi şey yapmalıyım ben. Ben 30'unu yapmışım ya, 70 tane daha kaldı. O kadar sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ama bayağı bir uğraştırdı beni videoda. Bayağı bir zaman kaybettik arkadaşlar. Hani ben iki tane video gibi bir şey ayırmalıydım buraya sadece. O yüzden şimdi video dışı yapacağım. Gene çekeceğim. Eğer enteresan bir şeyler çıkarsa o şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Ama neyse, umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beni tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.